Bir oyuna girince şey yaparız, pause yaparız, şey yaparız. Selamlar. Selamlar. Tabii siz bilmiyorsunuz. Ben bölümü ikinci kez oynayacağım. Çünkü gittim kayıt şeyine, ekran kartına verdim. Ekran kartına çok yüklendiği için bu oyunda kayıt bokum gibi olmuş. Ya da lokum gibi. Göreve devam edemeyeceğiz. Görevi yeniden başlatacağız değil mi? İlk defa çünkü böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Usta yayıncı falan. Şimdi bir yerde oyunu ve kaydı ama durduramam ki o zaman. Pause mu yapsam? Pause yapsam da remax yapamam. Bir sonuna kadar oynayacağız. Yani. 20-25 dakika sürecek bu görev. On the banks of the River Don, Dimitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Olur. Ya öyle oldu işte. Ekran kartına bir yüklendi. Oyun oynayamaz hale geldik. Daha doğrusu oyun oynadık da kayıt çok kötü çıktı yani. Anlamadık. Acaba şu anda ne durumda hiç bilmiyorum yani. Şu an işlemciye yükledik. Bakalım nasıl bir kayıt alacağız. Oğlum ne istiyorsun benden? Arriving at Kulikovo. Prince Dimitri and his army. Moğol ordusunu durduracağız burada arkadaşlar. Son artık şey olacak Moğol'un. Bundan sonra yükselişe geçecek Rusya'da. They would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dimitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies who were awaiting their battle orders. Sadece kralı göndersem yeter burada. Приготовляйтесь наказы исполнять. Приготовляйтесь, воины. Приготовляйтесь. Послу направляюсь куда верю. Ya bu altınları ne yapacağım bilmiyorum da. All the soldiers they could spare. Strengthening Dimitri's position against the horde. Скачу на. Umarım. Yani şu anda yandaki ekrandan bakıyorum. Düzgün görünüyor her şey. Kayıtta problem yoktur umarım. Gelse de yapacak bir şey yok. YouTube'dan buluruz bölümü falan, üzerine konuşuruz. Böyle oldu, şöyle oldu. Ben de böyle oynadım. Önce şuradaki şeyleri al bakalım, altınları. Ya dönme, geçen sefer de aldık bu altınları, pek de bir işe yaramadı yani. Burada hızlıca bir tekrardan toplanalım. Evet. Dimitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dimitri began the march north to meet the enemy in battle. Şimdi dediğim gibi yaptığım için şurada bir Moğol ordusunun akın durduracağız. Arkadaki bağırışma bitsin diye şey yapıyorum şu an. Bir de şuradan bir asker birliği gelecek şurada. Gizli süvariler diye. Süvariler.
sonra bu üç yeri savunduktan sonra 1-2 dalga falan gelecek galiba ya da 2-3 mü olabilir. Tam net hatırlamıyorum. Geriye çekile çekile gideceğiz. Daha sonra da görevimiz bitecek. Şunlar da yerine varsın. Biraz gıcık oldum. Onu söyleyeyim. Ya sinir edici bir durum yani. Baştan çekmek zorunda kalıyorsun. Dimitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing. Umarım bu başarılı olur yani. As Mongol war drums sounded through the fog, Dimitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dimitri should he need to fall back from the northern fords. Dimitri's allied villages had finished constructing a line of defenses. Arada heal atıyorum, şeyin prensin şeyinde. İyileşimi double skill'iyle. Mümkün mertebe okçuları geride tutuyorum. Bir dahaki sefere şeylerle, şövalyelerle saldırmıştık. Bu silahşörlerle saldırmıştık şeylere. Pek tutmamıştı o. Makine gelirse, makine gelirse daha bilgiliyim yani. Önceki bölümde. İki adam kaybettim şu an. Evet, arada healerlarımız var. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Bu arada savaşçı, keşiş, dini süvari diye bir birlik var. Ruslarda heal atıyorlar. Önemli bir birlik. Yani bir sonraki bölümlerde işimize yarar. Geri çekilmek yok, geri çekilmek yok.
görev tamamlandı. Smolka nehrini geçemedi. Demetrius and his allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Sence şu anda şey mi, iyi mi kayıyor? Hayır, orada ekranda normal görünüyor zaten de. Az önce de normal görünüyordu orada. Kasma var mı? Bana böyle. Ha? Şurada bir heal desteğimizi verelim. Moğolların şeyleri çok güzel ya. Aflof böyle. In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Ha, ben öncekinde demek ki acele etmişim. Bak daha geliyor buradan atlı. 40 tane olunca mı haber vereceğiz? Evet. Tamam. Şimdi oldu. Живу службы ради. Восстаньте, воины! Nahi'yi geciktirdim, bir adam kaybettim. Adamlarım düşüyor. Ormanda saklanıyorlar ya adamlara bak. Da hala bekliyor. 40 ulaşınca verir. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Tamam, Don Nehri'nin de şey savunması kuruluyor şu anda. Rus villagers once again rushed to construct more defenses. This time on the banks of the Don River. Oh, hillenin bakayım. Moğolların tamtamları. Atlar daha hızlı hareket ettiği için şu makinaları kırmakta daha başarılılar. Gelin şu makineyi kırın. Gelin burada makineyi saldır. Şu
Lan kaç daha? Oo birikiyor bak. Ben az önce gittim mal gibi 6 tane şey aldım. Hemen şuraya basıp kafamın arkasında kalıyor ama. Altı tane süvari almıştım. Bak şu an orada 27 tane süvari oldu. Evet, kaç dalga 7 oldu. Az kaldı hadi bakalım. Ardan geçemediler lan adamlar. Bir şeyi kapattılar ya. Yolu kapattılar. Şunlara gitmem lazım. Oğlum bir yarın şuraya artık ya. Sana yok ettiler ya. Kalabalık gelince öyle bir problemimiz oldu ya, iyi mi? Çok fazla okçu kaybettik o mancınıkları. The cavalry detachment was in position and waited for Dimitri's signal to strike. Geliyorlar. O değil, keşişleri kaybettik. His opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitri ordered his forces to fall back to the Don River, aynen, Don where his allies had constructed new defenses. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Yani güzel bir ordu oldu da çok fazla milliyi kaldı. Az önceki şeyler geçemediler ya. Bir yerde tıkandılar yani, atlılar. Tıkanmasaydı iyiydi yani. Gelin bakalım Moğollar. Orayı feda ettik ya. İki tanecik kuleyle ordu mu durdurulur? Ruslar sizin. Sarı ya. Yönetim ben de diyorum. Aman tanrım, Turan taktiği. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Поведовый, направляйте
şu okçulardan. Okçular nerede lan? Исполнено будет. Yani şuraya daha fazla okçu. Last gasps of the desperate battle. The Rus would not. Sarı Ruslar da. It would be victory or death. Arkada takılıyorlar. Benim ordu çarpışıyor önde. Böyle bir heal basalım. Keşiler iyiymiş ya. Keşileri kullanırız ileride. Son Moğol dalgası. Gel 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 gel. Şunları yok etmemiz lazım bari. Hayır mancınıklar, durun. Mancınıklar var ya onlar da. Şunlar şey ok atıyor da çok şey değil. O mancınık EO'yu vuruyor yani. Geri püskürt. Evet, tamam. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields Kulikovo. Of Kulikovo. He became evet. known as Donskoy, the victor at the River Don. Umarım düzgün kaydetmiştir. Korap. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyeyim ben. Şöyle basıyorum. Bas.